Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün 302. programımız. Geçen hafta fırtına ve yağmur afetinden sonra programa başlamıştık. Bu hafta da aldığımız verilere göre aşırı sıcaklar ve yüksek nem oranıyla geçecek bir hafta sonu ve 3-4 gün konuşuyoruz. Alıştık böyle iniş çıkışlara. Yaz kış bir arada yaşıyoruz artık 4 mevsimi diyelim. Bugün ilginç bir program yapacağız. Eski ve yeni reklamcılığı konuşacağız ama önden birkaç sıcak ve spor haberim var. Bu sıcaklık spora da yansımış vaziyette. Efendim 16. Dünya Olimpiyat Atletizm yarışmaları başlıyor ve Türkiye ilk defa 27 sporcusuyla bir rekor katılım gerçekleştirecek. Buradan bütün yarışmacılara ve yarışacak sporculara başarılar diliyoruz. Onun yanında tabii futbol ve futbol endüstrisi transfer çılgınlığı bütün dünyada yaşanıyor. Türkiye'de ve Avrupa'da gördüğünüz gibi büyük rakamlar. Tabii bu aslında sponsorluklara, reklama, spor dünyasındaki markaların kendilerini gösterme için de büyük bir alan ve Türkiye'de az kullanılan bir alan. Onun için spor önemini çok ciddi bir şekilde koruyor. 3 takımla Avrupa'da devam ediyoruz. Önemli imzalar var bugün. Türk milli takımı yeni antrenörüyle tanışacak. Bugün Riva'da saat 2.30'da bir imza var. Önümüzdeki haftada ligler başlıyor. Buradan centilmenlik, barış ve sevgi içinde birlik diliyoruz. Evet, bugün konuklarım Alameti Farika reklam ajansının kurucu ortağı. Benim de bir dönem birlikte çalıştığım arkadaşım Uğurcan Ataoğlu, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ve tabii bugün hep konuşuyoruz işte yeniler eskiler. İki tane yeni nesil reklamcı arkadaşımız var. İki tane kreatif. Odysseas Sevsevme, hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Ozan Özüm Özbey, hoş geldin. Sen aşinasın programlarımıza zaten. Biraz. Belli markalarla gelip gidiyoruz. Uğurcan, bugün hani böyle bir şeyimiz yok. Hani rahat, spontaneyiz. Seni sinirlendirmek istiyoruz biraz tasarım konusunda. Şimdi reklamcılık aslında işte bir ürünün ya da bir markanın işte görsel ya da işitsel tanıtımıyla başladı bundan 40 yıl önce. Ama artık günümüze baktığımız zaman çok ciddi bir teknoloji. Çok ciddi reklam ajansı içinde bölümler. Yani bizde bir müşteri temsilcisi, bir patron. Bir de işte mutfak vardı. Ama şimdi baktığımız zaman çok ciddi. Yani doktorundan tut, işte servis elemanına, stratejistine, 012 acil bölümüne kadar her şeyi yaşayan bir yapı içindeyiz. Sence eskiden daha mı huzurluyduk, daha mı iyi para kazanıyorduk? O kesin de. Şimdi nasıl vaziyet? Hatta demin bir örnek verdin. Galiba sizden yetişmiş bir arkadaş bir reklam ajansı açmış. Hani ya gelmiş hani 5 tane eleman var. Ya bu elemanlarla uğraşmak ne zor işmiş gibi espriler de oluyor. İnsan kaynağı büyük sorun tabii. Şimdi nereden başlayalım? Yani konumuz yeni nesil reklamcılık. Evet. Aslında o var mı böyle konuştuk. Bir şey? Yani yoksa bir balon mu yani? Var tabii. Şimdi biz seninle 80'li yılların ortasında... 80'li öğrenciydik ya. Işte. Da yıl beraber çalıştık. Evet. Yani o bir... Ondan öncesi de vardı. Tabii o artık bizim abilerimiz yani gibi bir durum. Eli Acıman yani. Döneminin... sonrası. Sonrasına denk geldik. Orada tabii henüz çömezdik. Ben şöyle bir şey diye düşünüyorum. Hatta şimdi bir Bülent Eyiş'te bir yazım var. İkinci kuşak reklamcılar. Hani bir... 60-50'den sonra hani çok partili dönemden sonra 70-80'lere kadar gelen bir dönem. Bir de işte 80'lerden sonra yani internetin girmesiyle başlayan bir dönem var. 80'li yıl yani bizim başladığımız dönemle devam eden. Evet. Biz de onların temsilcisiyiz diye bakıyorum. Vallahi benim kafam karıştı, ben bilmiyorum nerede olduğumu da. Biz sen bir şey yapmıştın çok, yani biz böyleyiz değil mi? Bir şeyler geçiyor önümüzden. Evet, biz bakıyoruz sadece. Çok şey yaşadık, değişim yaşadık. Yani bilgisayar yoktu. Pikaj dönemi vardı, retroset dönemi vardı. Sonra bilgisayar atölyede bir taneydi. Sonra bütün ajans bilgisayara geçti. Şimdi bütün ajans cebe geçiyor. Yani bir sürü şeyler oluyor. Biz de uyum sağlamaya çalışıyoruz. Aslında yani reklamcılığın sonu deniyor ya. Reklamcılığın sonu diye bir şey yok. Sadece bence de yok. Şekli değiştiriyor. Nasıl cep telefonu... Ya telefon nasıl... 6 ayda bir update önce oluyor. Kasabada bir tane vardı. Sonra
çoğaldı. Evlerde, evlere girdi. Sonra cebimize girdi. Şimdi belki cebimize girmeden bir arabada böyle bir bavul gibi bir şey taşıdık. Evet. Belki ileride derimizin altına girecek. Yani bilmiyoruz. Kesin bir çipi takacağız mı böyle bir şey? Ama telefon her zaman telefon. Reklam her zaman reklam olacak. Yani temelde yaptığımız iş aynı da bence. Hani o dönemden bugüne biz markalara belli çözümler getiriyoruz ama bugünün farkı mecralarımız hani bu 20 yıl öncesinden 30 yıl öncesinden çok daha fazla. Yani biz tüketici eskiden televizyonda ya da işte gazetelerden ulaşırken şimdi cebimizdeki telefonlar birer mecra oldu. Yani o yüzden birebir de ulaşacak çok kanal var. Temel bence değişiklik de buradan kaynaklanıyor. Yani bizim çok fazla tüketiciye dokunacak kanalımız var. Reklamcılar olarak onlara üretecek çok daha fazla çözümümüz var. Şimdi bence yeni nesil reklamcılıkta çok fazla çözüm var. Yani çok fazla olanak var. Şimdi düşünsene mecra diyor. Şimdi bizde TRT'den başka bir şey yoktu ki. Yani bir reklam filminin Ankara'dan sansürden geçmesi diye bir olay vardı. Yani Ankara'da sabahladıklarımızı falan hatırlarım ben. Yani bir filmin hani yayınlanabilir. Değil mi? Hatırlıyorsun yani. Ya biz de vardık Uğurcan abi, hatırlıyoruz bunu. Nerede vardınız? Hayır, bir kişi vardı, onun görevi Ankara'ya film götürmekti. Film mesela takip ederdi yani, arabayla... komisyoncuydu yani. Evet. Yani yapılırdı, film prodüksiyondan çıkardı, adama kasetleri teslim ederdik. Adam Ankara'da işte diyelim ki şimdiki Rütük gibi bir yer, sansür vergisi giderdi oraya. İşte filmi izlerlerdi orada artık, ne zaman sıra gelecek. Ne zaman bakılacak, arada işte torpilliysen girersin, işte ajans cirona göre bakılır falan filan. Bakılır, ha şunun şurasını kes derler, kesersin, yayınlarsın veya der ki bu film olmadı. Tekrardan gelir, tekrardan yapılır. Yani korkunç bir süreç. Aslında galiba yeni nesil reklamcılık dediğimiz şey eski reklam şirketlerinde çalışıp kendi ajansını kuran insanlardan sonra başladı. Yani eskiden patron vardı, bir reklam ajansı patronu vardı. Yani mesela bizim örneğe gelelim, mesela yoruma gelelim. Çalışanlar... Yani şimdi ben mesela bir kafamda benim hani şöyle bir baktığım zaman şimdiki işte müşteri temsilcileri falan filan bakıyoruz. Bizim ajansta bir eski Avrupa güzeli Günseli Başar vardı. Yani bizim müşteri direktörümüz oydu. Böyle iki tane de çok böyle İngiliz tazısı gibi köpeği vardı. Ajans öyle gelirdi, patron odasına giderdi. İşte oradan atıyorum... O işte meşhur araba markamız, ona gidilirdi. İşte onunla bağlantılar falan filan. Yani böyle bir etkileyici süreç varmış. Hani jönler, jöndamlar zamanı gibi bir evet, süreç. O zamanlar kredi... Daha yeni nesil reklamcı daha çirkin bir reklamcı anlayışı. Uğurcan abi bizde çok Türkiye güzeli yok açıkçası. Hayır, evvelden kreatif dediğimiz insanlar tayfaydı. Yani güvertede çalışıyorlardı. Onlar sonra kendi gemilerini yaptılar ve kaptan oldular. Dolayısıyla şey değişti. Aslında anlayış üretken değişti. De bir sektör. Yani çok doğdu. O bizim en son Reklamcılar Derneği'nin 25. yılında işte kim kimden doğdu diye bir böyle bir zaman tüneli yapıldı biliyorsun. Yani orada görüyorsun işte ilk işte ilanat ajansı, ilancılık, işte man ajans, faal ajans, işte İstanbul ajans falan filan bakıyorsun. Onlar işte hep böyle dallara ayrılıyor. Şimdi mesela bizden yetişmiş ve ayrılmış ajans kurmuş insanlar da bizdeki sistemi devam ettiriyor. Taşımaya çalışıyor. Devam ettiriyorlar. Yani işte ne görürse onu devam ettirme gibi bir durum. Yani dijital bundan sonra bence zirveye çıkacak. Dijital deyince o şeye Odin'in işi diye bakıyoruz. Bir de tabii şimdi günümüzde hani mecralar falan diyoruz ama bunun yanında da işte kişiye dokunma olayında sosyal medya çok etkili herhalde değil mi? Yani sosyal medya üzerinde yapılan çalışmalar, işte markalara farklı prodüksiyonlu işler, işte viraller falan bir sürü olay var. Oralar nasıl? Orada da bir yoğunluk var yani. Orada tabii ki yani en önemli şey mesela biraz önce dediniz ya bizim dönemimizde bir kanal vardı. Hani her dönemin kendi avantajları ve dezavantajları var. O bir kanal olması da aslında herkesin o kanalı izleyip o reklamı aynı anda görebilmesine de vesile oluyordu. Ama şu an o kadar aslında çözümler fazla. Ama o çözümlerin fazla olması demek insanların da seçim hakkının fazla olması demek. Tabii. Ve onları yakalamak da çok zor oluyor. Yani sizin kendi markanızı ona gösterme şansınız
çok daha az bir şansa iniyor. Onun için şimdi tabii birçok mecra var. Her mecranın da kendine göre bir reklamı yapma şekli oluştu. Yani her mecraya göre, yani her damara göre şerbet misali. Aynen, diyorsun öyle. Yani biraz üstünde mecraya olmayarak. Göre hatta işte persona dediğimiz şeyler var ya, kişiye göre. Kişiye göre. Hani bugün bir şey sorayım. Yok şey aklıma geldi. Şimdi hani sizin zamanınızda Kanal Tek'ti falan. Ya bir şey söyleyeceğim bilmiyorum yani. Şimdi hatırlıyor musun? Saat 12 oldu mu İstiklal Marşı çalardı ve televizyon kapanırdı. Gayri ihtiyarı ayağa kalkardık evde ya. Hatırlıyor musun? Onu biz de hatırlıyoruz. Biz de hatırlıyoruz. Mahmut Soy'daki iki yaşlı tek gibi. Özel bir çerçeveyi alın da. Ya çok enteresan zamanlar geçti ülkede. Şeyde yani görsel medyada, medyanın şeyinde. Ama tabii outdoor, hani şimdi mecralara bakacak olursa, yani outdoor ve radyo, hani o klasik yapısını ve etkinliğini bence her zaman koruyan ve en hani böyle baba mecralardan iki kanalı diye düşünüyorum. Ne diyorsun Uğurcan? Ben kendimi genç hissediyordum ama şimdi bugün konuşunca şu masadaki şu şey elektriğini onu kaldıralım. Siz eskiyi, biz yeniyi temsil ettiniz. Evet. Niye şimdi şu anda en son Kristal Elman'ın tasarım komisyonu başkanısın, tamam. Jüri başkanısın. Hayır, yani. Tamam ama komisyon hani, ya, komisyon kelimesi. Komisyon. Hayır yani şöyle, işte Uğurcan abi de işte bizim ajanstaki bu yeni değişime. Yani bir de o var şimdi sizin ajansta yeni bir yapılanma. O yapılanmaya önderlik eden hani kreatif direktörüm diyeyim yani. Hani böyle şey, masada şu an o kalmasın derken siz geçmişten bahsediyorsunuz, yeniden haberiniz yok gibi olmasın. Biz beraber yürütüyoruz süreçleri. Geçmişteki tecrübeler de tabii ki bize yol açıyor. Çok önemli. Yani ışık saçıyor. Bu personeller konusu Enver abi şöyle acayip. Yani şimdi bu kitleleri birebir mikro düzeyde bölmek çok acayip bir şey, tamam mı? Yani eskiden dediğim bizim mesleğimizin başında bile bir viral dijital reklamcılık deyince böyle viral video diye bir şey vardı. Evet. Şimdi o viral video neydi? Aslında böyle çok reklammış gibi durmayan, ondan sonra böyle kamerayı sallamak deriz. Yani kamera sallandı, amatörmüş, çekildi. Amatörmüş ama değilmiş gibi. Çekildi ve işte internette böyle bir viral yapım bize diye bir moda vardı. Şimdi bu dönem geride kaldı. Yani artık reklam verenler de biz de her mecraya özel video üretmemiz gerektiğini anladık. Ve bu videolar da böyle ucuz prodüksiyonlu ya da reklam gibi durmayan değil. O mecranın doğrularını kabul edip kaliteli bir içerik sunan hale geldi. Çünkü yani şey çok acayip. Günde milyonlarca içerikle karşılaşıyoruz. Evet. Şimdi o içeriklerin arasından senin tüketici bir dakika diyeceğin 2 saniyen var. İlk 2 saniye çektin. Çektin. O 2 saniyede de olabildiğince güçlü içerik üretmen lazım. Şimdi bu bizim için çok daha olaya işte çevresinden bakmamız, kitleyi iyi tanımamız ve detaylara çok hakim olmamız gereken bir süreci yaratıyor. Çünkü sosyal medya dediğim şey acayip bir şey aslında, bir nefret unsuru. İnsanlar çoğu şeyi beğenmemeye meyilli orada ve eleştirmeye meyilli. Ve işte günümüz Türkiye'sinde de farklı yerlere gidebilecek anlamlar çıkarmaya meyilli. Orada hem işin üreticileri olarak bizlerin, hem işte marka sahiplerin çok daha titizlikle bakması gerektiği bir dönemdeyiz. Ama bence çok daha iyi olacak. Mesela işte Cannes'da bu sene hep şey anlatıldı, işte branded content içerikler, yani markaların ürettiği reklam gibi durmayan işte filmler, diziler üretmek mesela şimdi yeni moda biraz oraya doğru kayıyor. Evet, hatta teknolojiler üretmek. Yani hatta teknolojiler üretmek. Sana kolaylaştıracak. Yani eskiden sadece marka adına ben bir şeyler söyleyeyim, susayım dönemi bitti. Artık hani o insanlara, onları etkileyecek hikayeler, ürünler geliştirmek. Yani komple bir iletişim tasarlamıdır. Bu da bizim için hem zorluk hem güzel. Farklı bir şey olmak. Peki şimdi senin sosyal medyada yaptığın bir takım çalışmalar da var. Hatta onları da birazdan bir izleyeceğiz. Nereden baktın? Yani böyle nasıl çıktı o işin hikayesi? Ya aslında işte bir tane Berkecan diye bir karakter var. Yaptım. O aslında gerçekti.
Yani gerçekten bizim ajansa böyle bir staja gelmiş bir arkadaşımız, ismi lazım değil. O gerçekten ilk yaptığımız video, gerçek video. Hani hadi bir şeyler anlat dediğimizde, ben abi şimdi Kuluçka dönemindeyim dedi bize. Ha, evet. Ve oradan çıktı. Hani hadi dedik öyle bir şey yapalım. Ondan sonra da hani devam etti. Aldı dedik. Gitti. Yani evet işte aramızda yani, eğlenmek için yaptı. Tiyatro geçmişi de var o günün. Yani, peki bir senin o skeçleri bir izleyelim mi? Olur. Bir kolaj yapmışsın güzel. Peki. Bir skeçlere gidelim. Ne var Berkecan? Ne konuşmak istiyorsun benimle? Yani Uğurcan abi, ben bu yazarlarla anlaşamam ya. Yani benim fikirleri beğenmiyorlar. Ben acaba diyorum art direksiyona mı kaçsam yani? Vallahi hadi ince olmuyor bu işler. Yetenekli misin? Yetenekli değilim abi ama orduluyum yani. Baba tarafından. Olur bence. Ya stajyer arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim ya. Bunlar nasıl kreatif direktör olmuş, ben anlamıyorum ya. Yani hiçbir fikri sevmiyorlar, beğenmiyorlar. Hep baltalama üzerine yani. Sizde de umar nasıl ya? Benim çok iyi gidiyor ya. Filmim çıktı hatta. Benim geçen gün ilan çıktı ya. Kristal'e iş gönderdim abi, daha ne olsun? Ya ben farklıyım herhalde, ondan çekemiyorlar bence yani. Bir kıskançlık, bir garez, bir şey var yani. Evet evet, başka bir açıklaması olamaz yani. İkinci paketleri çıkarlar. Berkecan, ne yapıyorsun sen burada? Abi Alhamet fotoğraf çekecek dediler. Bekliyorum iki saattir, kimse yok. Yani. Oğlum biz onu çektik, sabah bitti. Instagram'a bile koyduk ya. Aksel şunu tuzla bir yüzünü söyle. Ay iyice şaşırdım. Bunlar böyle devam edecek mi? Çünkü bayağı da bir takipçin oluşmaya başladı. Ve şimdi mesela benim Bergecan'ı tanımam benim Tankut tarafından oldu. Ya baba böyle bir reklamcı var biliyor musun dedi. Kimmiş falan dedik. Hani öyle olaya vasıl oldum yani. Nasıl gidecek bu? Bergecan olarak ben devam edeyim yoksa? Bergecan olarak kapatırız belki programı da. Çıkarayım mı? Yok. Ya aslında şöyle yani bu tamamıyla kendi aramızda yani gerçekten çok yoğun mesaide çalışan insanlarız. Hepimiz bütün reklamcılar kendi aramızda eğlenmek amaçlı yaptığımız bir şey. Yani büyür büyümez o pek de hani önemli. Sadece önemli olan eğlenerek iş yapmak. Bir de insanı da besleyebilir bu ya yani böyle. Ya zaten hani işte kendini biraz beslemek biraz ben eğlenmeyi de seviyorum çalışırken. İş ortamında. Arkadaşlar da eğleniyor. Biz de eğleniyoruz. Öyle küçük küçük skeçler devam eder. Yani. Peki sen nasıl karşılıyorsun böyle bu arkadaşların bu yapımlarını yani? Ne diyorsun? Senin bakış açın ne? Sen de gördüğüm kadarıyla girmişsin prodüksiyonların içine. Evet. Zaman zaman yardımcı rollerde oynuyorum. Eğlenmek güzel şey ya. Yani eğlendiğimiz işi yaptığımız için. Şimdi demin program öncesinde sordum hani mesleği seviyor musunuz? Hani bu değişim dönüşüm işte bir sürü karmaşanın ve müşteriyle giden işin içinde. Bu işi sen de sevmeden olmuyor değil mi? Yani bu işi seveceksin. Hani birazcık da çünkü bizi dinleyen yeni reklamcılar, öğrenciler veya bu işe girecekler için de söylüyorum. Çünkü bana gelen mesela birçok öğrencim olsun, stajyer olsun. Ya hocam giriyoruz ama yani bu insan kaynağı işte bu stajyerlik, bilmem nelik, şunluk bunluk nereye kadar? Sektörde bizim zamanımızdaki gibi rahat kazançlar da kalmadı. Yani ben ona da bakıyorum. Yani eskiden %20-25 komisyonlar vardı ya medyada. Şimdi adam neredeyse sıfır komisyonla çalışıyor yani. Değil mi? Yani böyle sıkıntılar da var. Yani sektör ilerliyor. Birçok networkler, birçok devasa ajanslar, işte birçok altyapıda kurulmuş firmalar. Ya ben başka bir ekolden geldiğim için yani ben sevdiğim işi yaptım ve 30 seneyi geçtik yani. Allah'a şükür. Yani hiçbir zaman para konuşulmazdı yani bizde. Yani ne kazanıyorsan ya o. İşimi icra ederdim diyorsun yani. Evet, işi iyi yani yapmaya çalışırdık. Biz iyi bir iş yapardık. O bizim en büyük şeyimiz olurdu. Şimdikiler biraz böyle okuldan mezun olur olmaz en iyi para ve en iyi pozisyon peşindeler. Bekliyorlar. Yeni neslin de şeyi o demek ki. Özelliği o, bilmiyorum yani ben nasıl olacağını. Yani romantik bir iş bizimki. Hani öyle tanımlar. Serdar abi hani bu işi sevmezsen ve gerçekten aşık olmazsan
ilişkiyi sürdürmek biraz zor. Çünkü hani fazlaca mesai harcaman gereken, fazlaca okuman gereken, araştırman gereken, hı hı, ve birilerini ikna etmen gereken bir sektör. O ikna zaten başlı başına bir olay. Peki bir şey soracağım. Şimdi sizden de genç, yeni gelen, sektöre katılan arkadaşlar var. Sizin onlara bakışınız nasıl? Hani biz size böyle bakıyoruz da siz onlara nasıl bakıyorsunuz? Ya benim aslında Berke Can'ı çıkarmamın bir sebebi o işte. Yani çünkü baktığımızda yeni gelen, tabii ki hepsini kapsamıyor. Yani bu yanlış anlaşılmasın ama böyle bir şey var. Hani hemen ben bir zengin olayım bir şekilde, fazla çalışmayayım, işte 10'da geleyim, 5'te çıkayım, 4'te gideyim gibi, böyle bir kolaya kaçma, fazla böyle bir çabalamadan bir yerlere gelme hevesi. Ne diyorsunuz var mesela onlara? Yani oğlum bunu dur bakalım falan ya, mı? Yani şöyle bir şey, biz anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu arada çok iyi yetenekler de geliyor. Onlar da ayrı. Haksızlık etmeyelim ama sonuç olarak zaten öyle bir nesil ki siz fazla da karışamıyorsunuz yani. Tutamıyorsun adamı. Ya ben böyle bir hayat yaşamak istemiyorum diyor. Ben işte 12'ye 1'de kadar gece çalışmak istemiyorum. Yani adam direkt kendi seçimlerini yapıyor ve çok daha böyle hayalinde olmayan veya normal bir kendine göre bir işe girip devam edebiliyor yani. Hiç hani reklamcılığa çok aşık olduğu için veya çok istediği için gelmiyor. Yani bir de şey farkı var bence. Aslında rakipleri çok daha fazla. Yani içerik üreten insanlar artık o kadar fazla ki, hı hı, hani bugün bir Twitter fenomeni, işte Instagram fenomeni ya da işte kendi cep telefonuyla koyduğu kısa filmi bir yerlerde paylaşan ve bizim gördüğümüz ya, insanlar hepsi rakipleri. Sony özel makine çıkardı sırf bu işin. YouTuber diye bir şey, evet, var. Yani o yüzden var yani. Yani bir, yani bu işi yapmak istiyorlarsa ve işte sıfırdan bir ajansla bir yer bulmak istiyorlarsa, hı-hı, çok daha fazla kolların altında bir şeyler olması lazım. Bir şeyler üretmeleri lazım. Hani biz mesleğe, yani biz de girerken işte diplomayla girmedik. Hani okuduğumuz okulun, bölümün çok bir önemi yok bizde. Elbette ki artıları vardır ama önemli olan bu kolumuzun altında ne var? Biz ne ürettik, ne koyduk, ne kendimiz bir bakış açısı getirdik, herhangi bir işte kısa bir hikayemiz var mı, yok mu? Bunlar önemli. Bu konuda bence biraz zorluk yaşıyorlar ve eksikleri var. Onun dışında bu hani gençlerle ilgili şikayet etme zaten hani tarih boyunca herkes... şikayet edin. Bu gençler şimdi ne olacak diye. Hani bu, ben özgüvenlerini seviyorum. Yani yeter ki o özgüvenlerini dolduracak birkaç done bir şeyler olsun da ellerinin altında. Peki yoksa sektörün geleceğine nasıl bakıyorsun? Sana da soracağım sonra. Ben şu an ajansta en moda olan kitap The End of Advertising diye bir kitap var. Hani böyle bir reklamın biteceğine dair söylentiler. Hı hı. Çünkü hani bu ad bloklar falan girdi hayatımıza artık. İnsanlar zaten reklamı izlemek oldum olası sevmiyorlar diyelim ama artık bunu engelleyecek teknolojileri de var elinin altında ve bu yayılıyor diye anlatılıyor. Ama ya benim bakış açım, iyi içerik her zaman iş yapacak. Biz de aslında içerik üreten insanlarız. Bu şu an bunun adı reklam olur. Yani bir markanın parasını verip kendi logosunu koydurduğu bir içerik olur. Ya da yarın öbür gün işte sadece Sona logosunu koyup bir film izlettiği bir içerik olur. Biz o içerikleri yaratmaya devam edeceğiz. İçerik yüzden, ama bunun yanında insan kaynağı da çok önemli diye düşünüyorum. İnsan kaynağı çok önemli. Zaten hala bu işi yapabiliyor olmamızın ender nedenlerinden biri. Yani çünkü yani içerik üretecek adam aslında, yani iyi içerik üretecek adam sayısı her dönem çok kısıtlıymış. Evet. Hani bugün hala bir Cem Yılmaz'ı konuşuyorsak, niye? Çünkü Cem Yılmaz gibi anlatan bir adam yok yani. Evet. Hani kolay değil. Ve her zaman da kıymetli lazım bir şey. Evet sevgili Uğurcan, sen ne diyorsun? Evet. Son sözü o dille kapatacağım. Ben hangi konuda ne diyorum? Sektörün geleceğine nasıl bakıyoruz? Sektörün geleceğine vallahi ben işte jübilemi yapıp kulüpte kalmayı düşünüyorum. Yönetici ve antrenör... Atletizmde Usain Bolt da jübilesi yapacakmış bu yarışmada. Antrenör olarak kulübüme hizmet etmek istiyorum. Yani var mı? Sürecek mi bu? Bence iletişim her gayet zaman. Gayet tabii, her zaman sürecek. Her zaman sürecek. Tarih boyunca sürdüğü gibi bundan sonra da sürecek. Peki. Evet Ode, bugün bir değişiklik yapalım. Reklam arkasını 302. programını senle kapatalım. Peki. Efendim sizde. Arkadaşlar, genç nesiller,
sakın pes etmeyin. Bakın ben stajyer olarak başladım şu an. Televizyondayım ve sakın pes etmeyin diyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Sağ olun.